Dönence vatandaş, sevgili Facebook vatandaşları, YouTube vatandaşları, geri dönüşlerinizi aldık. Yorumları zaten okuyorduk. Şimdi o an bu an. Facebook vatandaşlarımız da söylüyor. Zaten danışmanımız Zinki de ısrar ediyordu. Bu bölümde sanayi bölgesini kurulduğumuz bölgeden satın aldığımız güney bölgesine indirmeye başlayacağız. Ve buradaki tren hatlarını, şunu da nasıl tamir edeceğiz bilmiyorum. Tamir ederiz. Tren hatlarını tamir edip hem trafiği azaltacağız Atatürk Bulvarı üzerindeki, hem kirliliği kurtaracağız, hem de burayı tamamen şeye, TOKİ yerleşimlerine güneye doğru da büyütmeye başlayacağız. Zenginler zaten bu tarafta. Tamam. Plaza bölgesi. Ulan hatta plazaları uzan buraya mı alsaydık diyeceğim de yok yok. Güzel yerleştirdik orayı. Tamam, başlıyoruz. Hadi bakayım. O zaman öncelikle şeye karar verelim. Önce tapu mu dağıtsak başkanım? Aa, hemen baştan bana bir tapu söyle. Ver tapuları. Hemen söylüyorum. Burak Erkurt kitapçı istemiş. Kitapçı. Burak Erkurt. Şurayı güzel. Emirhan Yüksel bir villa istemiş. Tekrar kontrol edeyim. Ha, villa isteyen arkadaş kimdi? Emirhan Yüksel. Şura güzel. 50 yıldızlı ev istemiş. Sen istemişti siz yokken başkanım. Emirhan Yüksel. Güzel, ona şık bir villa verdim. Tamam. Evet, hemen geçiyorum. Dokuma fabrikası isteyen vardı. Aa, sanayiden. Güzel. Karan Şanlıkan. Hem de tam şeyi de buldum ha. Doğru tutturdum. Karan Şanlıkan. Dokumacılık. Alt geçitte ismini verilmesini isteyen bir arkadaş var. Az önce yaptığımız alt geçitte. O geç kaldı. Ona verdik. Daha sonra. Başka bir alt geçitte. Onu İbrahim'e verdim ben. Başka? Hastanenin adı bir önceki yayınlarda 200 bit yıldız atıp isteyen bir arkadaş vardı. Şamil Kayapınar. Hastanenin adını istemişti. Hastane nerede lan? Oğlum çok zor şeyler istiyorsun. Önce evleri bulaydık. Onu sonra yapayım şimdi. Çok zaman kaybederiz. Onu not et. Tamam. Ayrı yapacağım. Hani Safa Özdemir gönlünüzden ne koparsa başkanım demiş. Heh, al işte. Ben Safa'ya burada kocaman sokak veririm ya. Safa Özdemir sokak. Kimse şey istemiyor ha. Sokak istemiyor. Hayır. Ben olsam sokak isterim. Çünkü ev bir tane ama sokak koca şey, hatta cadde olur. Safa Özdemir caddesi. Yurt isteniyor sevgili başkanım. Bir dakika dur, yurt daha önce, yurdu yapacağız. Tamam, şimdi bunları not ettik. Bunlara gene döneceğiz tapu dağıtmaya. Sen de o sırada şey yaparsın. Hani evleri bir kenara ayır, iş yerlerini bir kenara ayır. Şimdi. Şunu pal. Ulan hala Ostim'de terk eden mi var? Nereye terk ediyorsun lan sen? Sen kimsin? Nereye terk ediyorsun? Tamam. Başka şurada bir can sıkıcı şey var. Hastanenin karşısında nasıl ölü var? Orada mezarlık da var kardeşim. Hayret bir şey. Heh. Sanayiyi o zaman güney, yok şuraya, güney doğusuya doğru alırsam şuradan tren yoluna da bağlarız biz bunu. Evet. Yani hem sanayi yapalım, hem de evet evet, suyun bu tarafını sanayi bölgesi yapalım. Buralarda ham madde yoktu değil mi? Tekrar teyit edelim. Evet, hiçbir şey yok. Anca ormancılık yaparsın. Onda bir esprisi yok. Benim o zaman bu tarafa yol çıkarmam lazım. O yolu da buradan çıkarabilirim. Buradan şuradan bir sanayiye. Bura niye yarılmış lan böyle? Depremde mi yarıldı? Yoksa hep mi böyleydi? Ama bir dakika. Bir dakika. Şehirde, ana caddeden, köprüden gelip bu sanayiye gidilebilir. O zaman buradan trafik olmaz. Evet evet, güzel.
Buradan direkt sanayi yoluyla, hatta en geniş sanayi yolu, en geniş değil de dörtlü sanayi yolu yeter değil mi? Sevgili danışmanım zinki. Dörtlü sanayi yolu, evet, geniş yapalım ne olur ne olmaz diye. Zaten altılıda sanayi yolu yok ya. Evet, dörtlü yeter. Dörtlü yeter. Buradan yani sanayiye. Buraya biraz daha planlı projeli gidelim başka. Evet. Hani nerede trafik olur düşüne düşüne. Tek tek halkımız için. Space already occupied ne demek lan? Ha şuradan, şuradan yapmak yok. Şuradan. Yok şur, evet. Peki direkt dikey çıkarayım şimdilik. Ha şundan dolayı anladım. Orada gişe olduğu için izin vermiyor. Tamam. Yok. At geçit yapsam. Allah Allah, ilginç. Peki. Peki. Yani şehre girmeden sanayiye dönmeleri için şuradan deleyim. Olmuyor. Dikey direkt çıkardım da dikey. Böyle yaptım da oluyor. İlginç. Tamam. Bir dakika. Madem böyle yapabiliyorum, buradan değil o zaman. Direkt suyun başından yaparım. Suyun başından yaparım sanayi yolunu. %60 yok. %45 açı iyi. Başkanım, girişi sadece tek yön mü yapsak, hani girişten giriş, çıkmaya çalışmasın? Giriş yok, giriş tek yön. Giriş ayrı, çıkış ayrı da. Acaba hani köprünün hemen ağzına yaptım. Bu iyi mi olur, kötü mü olur onu düşünüyorum da sorun olacağını sanmıyorum. Sonuçta gepgeniş yollar yani. Trafiğe sebep olur mu köprü başında diyeceğim. Yok, dönmek isteyen sağdan döner, düz gitmek. Şehrin kuzeyine girmek isteyen düz devam eder. Tamam. Tamam, evet evet, ben bundan tatmin oldum. Bir görüntüye tekrar bakayım. Buraya bir de ağaç koyarım. Rampa mampa var. Giriş tek yön. O tamam. O bende, o cepte. Upgrade diyelim hemen. Doğru söylüyorsun. Aa bir dakika. Sanayi yolu nasıl tek yöne upgrade diyebilirim? Şöyle mi? Sanayi yolları tek yön olmuyor başkanım. Oldu. Oraya ayrı bir şekilde giriş yapacaksınız. İçlerde dön. Ya şey yapacak. Kimse buradan çıkmaya çalışmaz ya, normal çıkış verdik mi? Ama baktık. O hıyarlığı yapanlar var. O zaman ayarlarım. Şimdilik hani orasına girmiyorum. Şimdi tren yoluna kadar götüreceğim bu sanayi yolunu. Şöyle. Buralara ben daha sonra yolun, sanayi yolunun iki tarafına büyük büyük ağaçlar dikeceğim. İlk giriş yoluna. Şimdi biz tren yolu yapabiliyor muyuz? Onun için kaç nüfus lazımdı? Dur. Yapabiliyor olmamız lazım başkanım. Ticari tren yolu tabi yani, benim tren yolu dediğim. Yani ticari... Yok, fark etmiyor. Her türlü aynı yoldan geliyorlar. Öyle mi? Dur hemen test edelim. Toplu taşımada olmaz o zaman. Sanayide mi? Toplu taşımada. Toplu taşımada tren sekmesinin altında. Var ama. Ha kargo tren. Tamam evet evet. Ben sandım. Tamam. Tamam. Kargo tren terminal. Bu bizim şeyimiz. Bu ne? Normal tren istasyonu. Turistler de gelebilir. Hem normal tren istasyonu hem de kargo tren istasyonu yapacağız. İkisi aynı hattan gidebiliyor mu? Eğer gidiyorlarsa like a diyorlar. Beautiful flower. O zaman tamam. Hatta yalnız turistleri de sanayi yolundan sokmak olmaz. Yamaz. O hallederiz. Hallederiz. Şimdi buradan sanayi yollarını açıyorum ben tekrar içeri doğru. Dörtlü dörtlü kocaman sanayi yolları açıyorum ha. Mesela böyle. Dur. Açıyı doğru yapalım da. Açı 45 derece. 45 derecelik açıyla. Ama dur, gözüme iyi gözükmesi lazım. Şuradan bakarsam daha iyi gözükür. 45 derece sanırım en ideal açı ya. Evet, 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 evet. Mesela tekrar deneyelim şuradan.
hoş, şık bir şeyimiz olacak. Buraya, ha, buradaki yer şeklinden dolayı şey olmuyor. Kötü. Olsun, ne yapalım? Tabii ancak köprü möprü yaparak olur. Vazgeçtim. Şurayı yıkacağım. Güzel, 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 güzel. Buraya da ayrı şekilde şükürlü bir şey yaparız ya da böyle doğal haliyle bırakırız. Serdar kavşak. Kavşak konusunda ustayım ben. Tamam. Sen bendesin. 45 değil mi? 44, 45. Tamam. Şimdi burayı hemen ağır sanayi bölgesi olarak bir işaretleyelim. Şuradan itibaren. Evet, evet, evet. Yavaş yavaş yukarıda kapanan dükkanları şeyleri de buraya taşıyacağız. Evet. Şimdi şu yolu bir daha birleştirelim. Buradan bir giriş, tren yolunun olduğu yerden direkt şuraya da bir çıkış yapacağız şimdi. Tamam. Turistler konusunda da burayı niye yapmıyor lan? Ne oluyor? Burayı niye yapmıyor? Bir dakika. Burayı niye yapmıyor? Ha. 45. Tamam. Tamam, 44 derecede olur. 43 fazla olur. Yok, 45 olsun. Gene 45 olsun. Şimdi tren yolu çıkışını yapacağız. Ondan sonra şekillendirmeye devam edeceğiz. Sabır, sabır arkadaşlar. Çünkü bu işi yaptığımızda yepyeni bir boyuta geçeceğiz ve 40 bin mutlu vatandaşa doğru gideceğiz. Tren yolu başlıyorum. Hazır mıyız? Önce kargo treni. Önce ticari kardeşim. Kargo train. Bunu bu yola bağlasam olmaz ama değil mi? Bunun... Aa, tamam, giriş çıkış da buradan olacak. Tamam, hatırladım. Hatırladım bunun nasıl olduğunu. Kargo trenini mesela şuraya, şuraya abartmadan. Yoksa içeri doğru mu yapsam? Bir dakika, biraz daha içeri yapıp geniş mi çizsem? Raylara göre karar vereceğim. Ray yap. Ha, önce tren istasyonu yapmadan raylarını oturtmuyor. Tamam, peki. Yo, şunu yapsam aslında ray... Rayları sanki ayarlayabilirim ya. Ama şuraya yapmak yine daha bir mantıklı, makulüklü gibi. Garanti olsun. Evet. Şimdi buradan... Çift yön, tek yön fark eder mi? Çift yön olsun şimdi. Bunun trafiği olmaz. Olursa da hallederiz yani. Nedir? Buradan bir yol çıkacak ve buraya çirkin oldu. Güzel ama yeterli. Estetik anlamda benim için tatmin edici değil. Bu biraz daha düzgün. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Evet.
çıkışını verelim. Gene hafif yok. Evet. Yok, acele etmeye gerek yok. Hatta bir tık düz gitsin önce çıkış anında. Ondan sonra dur, şeye göre şeyde aynı olmalı. Ha mesela. Aa, burası kötü oldu ama ya. Ha şey farkından, kod farkından dolayı böyle gözüktü. Evet evet, kod farkından dolayı öyle gözüktü. Normal. Onu ben ağaçlandırarak güzelleştiririm. Evet, bakıyorum. Buraya kayalar mayalar koyacağım. Güzel olacak, bana güvenin. Şimdi bir de turistik şeyi koyuyorum. Turistik tren istasyonunu. Ama rayları tabii ona da bağlamam gerekiyor benim. Rayları oraya bağlamak için şu sanayi yolunu biraz daha uzatıp bu şekil. Bunun yanına turistler için tren istasyonunu şuraya kursam yeter. Aa, buna da ayrı ray lazım ama. Ha. Tamam. Oha, çok iyi bir fikrim var. Şu anda hayır. Evet, hayır. Evet, hayır. Hayır, evet. Gibi. Bir dakika. Mesela. Burayı da acaba şimdi buraya bağlayabilir miyim? Evet, bağlanabiliyor. Tamam, bitti. Ama daha düz bağlansın o zaman. Hiç yapmayalım buradan. Laps diye. Ha, hafif eğim oluyor. Dur. Dur. Dur, estetik kaygılar biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle buradan da bağla abisi. Bağla başkan. Tamam. Hatları birbirine bağlamış oldum böylece. Evet. Bağla yürekli çocuk. Söyle başkanım. Ha. Bu meteor düşen yerde tren rayı olmaması lazım. Yani öyleydi en son. Evet. Onu herhalde bir hemen köprü olur diye tahmin ediyorum. Olmazsa var ya, cinayet işlerim burada. Yok başkanım, onu siz yapabiliyorsunuz onu. Bağlayın o yolu. Tren yolunu. Bağlıyorum, hazır mısın? Ha, bağlandı lan. Tamam, bir şey yokmuş. Burayı da acaba biz meteor düştü diye turiste, eşe dosta pazarlayabilir miyiz? Hani öyle bir şey var mı acaba? Yani oyun içerisinde yok. Olsa ne güzel olurdu ama yani. Tamam, olsun olsun olsun. Şimdi bitti mi? Hayır vatandaş. Turist kaçır. Niye turist kaçırayım ya? Dur, daha gelmeyen turist nasıl kaçsın? Bir dakika, nereye kaçıyor? O turist şehre girecek ama nasıl girecek? Bak. Bu konuda iki alternatif. Bir kere şu yol artık şey yolu olmaz. Hayır. Burası en güzel yollardan olsun. Çünkü burası turizm tarafı için. Ama yok ya, ama bokum gibi. Yani şey, normal yol olsun. Hemen çiçeklerle karşılayamam. Şimdi sanayi yolu buraya kadar. Bundan sonrası normal yol ve çıkış. Şimdi şuradan girdin. Sanayi şeylerini, sanayide işini gördün ve devam edeceksin. Bu şehre girmeden buradan çıktın gittin. Bu birinci yol. İkincisi de devasa bir kavşakta şehre tekrar dönüş vereceğim yol. Bakalım. Önce buranın çıkışını bir halledelim. Başkanım, 4.28'de maçımız vardı. Tarih geçti mi acaba? Ha yok, pause'lu, ilerletmiyorum şu anda. Hey başkan, yer mi? No, he doesn't.
Aha bu aymış başkanım maçımız. Harbi mi lan? Tamam. Maça çıkacağız. Yalnız sevgili yardımcım Zinki şöyle bir şey. Ulan çok da çirkin olur ya bunu direkt çıkarırsam. Başkanım alt geçit oradan alt geçitten daha ileriden çıksa tren raylarının altından gidip. Ama yani işte gerçi alt doğru alttan olunca çirkin bile olsa gözükmez. Alttan sonuçta doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Dur o zaman. Hop in aşağı. Şuradan verdim. Tamam. Buradan verdim girişi. Bundan sonrası bokum gibi de olabilir. Gerçi ben sevmem. Ben metroya bile takıntılı başkanım da yani işte. Ha. Aa evet 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 evet. Başkan is very very happy. İşte bu yüzden bu çocuğa maaş veriyorum. Sevgili danışmanım Zinki'ye. Yani aslında böyle biraz açılıp ondan sonra kavis alsa daha mantıklı olur. Çünkü direkt böyle giderse ileride kavis veremem. Evet. Evet. Burayı tabii ki buralarda estetik anlamında çiçeklenecek, güzellenecek. Mwah, like a beautiful flower. Bitti mi? Hayır. Hayır. Get out. Bitmedi. Elektrik altyapısı. Always elektrik. Medeniyet yahu. Sonra şeyini de hallederim. Şimdilik şöyle... Başkanım yollar çift şeritli. Sanayi yolu gidiş çift gelin. Şeritli. Aha. Çıkış yolu da gidiş geliş sanırım. Hayır, ana yol tek yönlü. Buradan kim nasıl gelecek oğlum buraya? Tek yön, burası tek yön. Alt geçidi bari gidiş geliş yapsaydınız tek gidiş yapsaydınız başkanım. Ha onu yaparız canım, onda bir şey. Tamam, o kolay. Ama sanayi yolu o. O zaman normale çevirip tek yön yaparız. Da sıkıntı yok, bu yol zaten tek yön ya. Kimse buradan geri... Saçma olur lan böyle kimse dönmez anasını satayım. Ama yapacağım tamam dediğini yapacağım. Ne yapacaktım ben? Dur. Elektrik. Elektriği çektim. Su. Buraya kadar getirmişiz vaktinde. Lan büyük başkan büyük projeksiyon işte. Bunları görüyoruz da yapıyoruz. Evet. Saray bölgesini buraya verdik mi? Verdik. Ama bu yetmez bu arada. Daha bir şekilde o şekilde büyük ihtimalle şu şekilde olacak. Tren yolunun üstünden üst geçit geçirebilir miyim? Ya da alttan. Niye üstten geçiyorum lan salak? Tamam. Başkanım şöyle yapalım. Bak şu yolu. Üstten aşağı tarafa gitsinler. Alt geçitten çıkışa gelsinler. Dediğinden hiçbir şey anlamadım. Yani tren raylarının diğer tarafına geçecekler ya. İşte orayı alttan geçireceğim. Alttan orası böyle üstten gelsin. Orası üstten gelsin. Diğer tarafa geçecekler de alttan geçsinler. Yine dediğini anlamadım. Biraz sonra tekrar konuşalım. Sen benim taktiğime bak. Ondan sonra şey yapacağız. Konuşacağız. Şimdi şuraya bir yerleşmeleri lazım. Maç ayın kaçındaydı? 28'i mi? Bu sene 4. aydaydı. 4 ay gününü var. Bilmiyorum. 4 ay var daha. Var. O zaman altyapıya da veriyorum lan. Güvenliği de maça... Hadi şimdiden veriyorum. Bak para harcıyorum ha stada. Stada para harcıyorum. Şimdi yavaş yavaş şöyle bir şey yapacağız. Mesela sanayide patlayanlar. Sıkıntı yaşayanlar. İsimsizler. Yavaş yavaş bazılarını kaydırın. Mesela buradaki sanayi bölgelerinin bazılarını bitirelim. Değil mi? Ulan hepsi de doluymuş ha. Hiç de giden yok. Neyse buraya doluşmaya başlayınca düşünürüz. Bir yanda da kovmak istemiyorum. Olmaz, doğru olmaz. Hani buradan azalıp oraya doğru akacaklar yavaş yavaş. Tamam. Tabi elektrik nasıl gelmedi ya? Ne demek elektrik yok? Ha geldi, tamam işte. Ha tamam. Hiçbir eksiğimiz yok. Ah, gıcık tuttu başkanı. Çöp kolay. Çöpü yaparım. Bir gelmeye başlasınlar. Oğlum kafa mı buluyorsun sen?
Bir elektrik hatası veriyor, bir yok diyor. Ben o sırada sevgili danışmanım Zinki'ye anlattığım şeyi size uygulamalı göstereyim. Bitti bu. Buradan aşağı doğru devam edecek. Böyle bir ok gibi, bir hançer gibi saplanarak devam edecek. Hatta yavaş yavaş şey de yapayım. Sanayi yerleşim buraya minik minik başladı. Elektrik yeter. Yeter yeter. Benim elektriğim herkese yeter. Toki'ye biraz daha... Toki'leri biraz daha genişletelim. Şuradan yol çıkaralım. Tramvay yoluna gerek yok. Normal yol kafi. Kenarları ağaçlı yol. Acaba. Başkanım. Furkan Elebaşı 50 bit 60 demiş ki benim şirkete ne oldu başkanım demiş. Hiçbir fikrim yok. Not et. Not et. Tapu dağıtırken Furkan'ın şirketini de halledelim. Furkan yazdık. Seni yazdık Furkan. Seni yazdık aslanım. Sen var ya bittin Furkan. Aslında şuradan da mezarlığa şey verebilirim. Bu yolun sonunu tatlı tatlı şöyle mezarlığa bağlayabilirim. Olsun yani, neden olmasın. Ya da bu evlerin sahibi var mı? Yok. Bu evi yık. Bir de başkanım artık şeye... gidiş geliş yol yapmayı ben biraz az geçelim bence. Büyük yollar yapalım. Altyapılı yollar yapalım artık. Yeni yaptığımız yollar küçük yollar olmasın. Tokiler için mi? Genel anlamda mı diyorsun? Hem genel anlamda hem Tokiler için. Geniş yollar. Evet, yani artık tramvaylı yollara mı geçsek? Bu tarafa doğru genişletiriz sonra diyorsun değil mi? Mantıklı. Mantıklı. Ama gene tekli tramvay yoluna geçelim şu anda. Çünkü şey, çok düzeni bozmak gerekiyor. Ya şimdi yeni yaptığımız yollar çift şeyli tramvaylı olsun. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş yapacağız ya. Bunlara altyapısı o zamandan hazır olsun şimdiden. Yok, dediğini anlıyorum da şu anda Toki'nin eskisine yapmamız mümkün değil. Yenisinde de yer yok. Yani zaten 2-3 seri daha yapacağız. Onu şeylere yapacağız. Yeni kuracağımız kentleşmeye yapacağız. Bunu da yavaş yavaş bazı yerlerini kırıp yolları genişleteceğiz. Ama şu anda burada trafik derdi yok. Bak. Nerede o? Bu mu lan? Yok. Hep karışırım şu. Bak, burada trafik derdi hiç kalmadı. Şu caddeyi bizim. Şurayı yani. Şu plazayla Toki'nin birleştiği caddeyi büyütmemiz lazım. Onu büyüttük mü bu iş çözülecek. Yani ora çözülecek. Bir de sanayi taşıdık mı Atatürk'le Ostim çözülecek. Halledeceğiz. We got this shit. Şimdilik burayı elleşmiyorum. Bura genişlemeye başlasın. Bak, şeyi çözdük başkanım. Sanayi ile şehrin arası çözüldü. Tokilerin arası çözüldü. Evet. Evet, evet, evet. Evet. Ne? Ne yapıyorsun lan? Ne? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Hah, trenler yavaş yavaş. Buradan trenler akmaya başladı. Senin dediğin doğru bu arada, biliyor musun? İnanılmaz ama buradan V çekip sanayiye girmeye çalışan sığırlar var. Şol eşekler. Çok kızdım. Şuradan da şuraya elektrik çeksek. Şuradan versem geçebilir mi elektrik? Şuradan geçsin. Oradan şuraya versin. Bu elektrik hatları sonra toparlanacak bura nüfuslandığında. Şimdi senin dediğini yapıp şurayı tek yöne çeviriyorum.
Burayı normal otoban yapıp. Yo, altılı normal, altılı tek yön bu. Upgrade'le. Şol eşekler, size kim buradan geçebilirsiniz dedi. He? Çukulan sarayımdan buradan geçemezsin. Ben sana sonra yol yapacağım. O zaman geçersin. Geri dön. Başka bir şeyi ileri mi taşıtsak? Hı. Gişeleri. Trafiğe mi sebep oluyor? Yo, sanayiden çıkanlar çakallık yapıp para ödemiyorlar. Sanayiye girip çıkanlar. Ha, ona artık bakarız ya. Şimdilik uğraş. Sanayi bir dolsun. İyice otursun yerine. Şimdi olabilir. Finalini yapmayı unuttunuz başkanım. Eksik mi kaldı? Evet, sonu ha. Hala git gel. Tamam, tamam. Yavaş yavaş buranın... Lan ne elektriğin? O zaman şey oluyor. İlginç bir şekilde elektrik hattı yetmiyor. Peki, 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 peki. Şimdi çift hat çeksem sonra şey yapsam. Ama başkanım o şeylere yetmiyor bu pervane. Bir tane pervane 4-5 tane şeyi kaldırmıyor. Aynen aynen. Diğer taraftan aldım o yüzden. Şurayı da şimdilik boşaltıyorum. Tamam. Doğru, bu tek bir pervaneden çekildi. Ben unuttum. Şimdi buradan ana hatta bağladım ama. Sanırım kontrol ediyorum. Evet, ana hatta yukarıdan bağladım ben. O iş olacak. Hop tık 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 tık, tamam. Sonra buraya yerleşim aldığında zaten öyle dertlerimiz kalmayacak. Şimdi mekanlar bir çalışmaya başlasın. Başka tren garının yanına şöyle bir iki şey mi açsak? Köfteci möfteci. Küçük esnaf. Küçük esnaf. Karşısın. Olabilir. Olabilir. Adım adım. Başkanım çöktesi hala boşaltılma emri verilmemiş. Hangisi, bu mu? En bizim o muhalefetin orada, şey muhalefetin oradaki diğer taraftaki. Daha spesifik ol. Muhalefetin sağ oradaki... tarafındaki. Diyeyim, bizim şeyin sağ tarafındaki. Atatürk Bulvarı'nın o tarafındaki. Neyse, o şimdi çok kafa karıştırıcı. Salla. Çok kritik şeyler olduğunu sen söyle. Şimdi her şey yetişemeyiz, salla. Bir yerden sonra, çünkü oyunu böyle mükemmelleştirmeye çalışırsak ben çok sıkılıyorum. Bırak yani, taşsın, şey yapsın, sonra toparlarız. Şimdi sanayiyi buraya aktarmaya çalışıyorum. Gelelim buradaki çöp konusu. Aa, burada metro vardı, onun için vaktinde biz Starbucks şeyleri yaptıydık değil mi? Starbucks'la Subway. Yık. Bunu sonra metro altyapısını da düzelteceğiz. Burada çöp, hala çöp sorunu çekenler var. Hoş değil. Ama yani. Aşkım, orta trafik çözüldüğü zaman hepsi çözülecek. Evet evet, şu anda çünkü bayağı bir altyapı var. Burada iki tane de yakma tesisi var. Hani tamam, şuraya uzak kalıyor da şimdilik geçici bir çözüm olarak ama şey yapabilirim. Buraya bir yalandan çöp yeri yapabilirim. Sonra ama yıkacağız. Şimdilik yalandan yapıyorum. Bir çöp tesisi. Bir de yakma yeri. Kimseye de gürültü vermeyecek. Elektriği de şuradan çekelim oraya biz. Suyunu da verelim. Ağlamasınlar. Tamam. Tamam. Hemen çöp kamyonları zaten göreve çıktılar. Öf, Adanalı kebapçı, Allah olsa da yesek. Aha! Trenler gelmeye başladı. Acaba turist getiriyor mu? Dur, böyle anlayabiliyor muyuz? 10 yolcu varmış. İniyor mu insanlar? İndi, onu da indi. Saydım, onu da indi. Bir şey diyeyim mi? O zaman buraya da bir metro hattı dikmemiz lazım. Buraya da metro hattı lazım. Metro hattını daha doğrusu buraya da uzatmamız lazım. Bak bak, geldiler. Sonra karşıya geçtin. Sonra bak, metro yok, yürüyerek gidiyor. Taksi yok, otobüs yok. Turist ne yapsın? Başka taksi koyalım. İyi de para kazanırız taksilerden. Aa, bir şey oldu lan. Hepsi arabaya, taksiye, motor atladı gitti ha. Tüh lan, evet, biz kendi taksilerimizi koyalım.
Yok, trenden inenler gidiyor gidiyor bir şekilde, baksanıza. İzleyelim, izleyelim. Şu arkadaşı takip edelim bakalım. Kendisi trenden inen bir turistimiz. Tabii ki metro. Şimdi metroya da gireceğim. Gidiyor. Hizmet, hizmet, hizmet. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Şimdi birazdan, şu anda sanayideyiz hala. Hey yavaş öküz. O ne biçim sürüş? Birazdan ana, yani şehirler arası yola çıkacak. Oradan şehre mi dönecek? Benim her şekilde buraya metro yapmam lazım. Her şekilde metro. Saplandı kaldı trafiğe zaten. Hepsi öyle. Hepsi saplandı. Neden? Üf üf üf. Üf bok, bir de yangın var. Kim yanıyor? Bok. Bu ne ya? Kardeşim. Trafik. Tamam. Yok yok. Yok yok yok. Bu iş namus meselesi oldu ya. This is... Artık bu namus. Tamam. Metro. Metro durağıyla başlıyorum. Ben bu toplu taşıma işini çözeceğim. Metro gel buraya. Bir metro durağı. Buraya yapıyoruz. Tam ikisinin arasına, buraya. Hatta buraya mı yapsam? Yok. Şuraya ray var. Nereye oraya yapıyorsun? Tam gürültü yapmayacak yeri ikisinin de ortasına. Aa, bir dakika, bu nasıl lan? Hayır, bu değil ya. Aa! Metro station extends the metro functionality from the underground to ground level. Bir dakika. Lan ya, yüzeyde metro durağı da var. Hani yer altındakinin dışında. Bunun farkı ne? Deniyorum. Öğreneceğim ne olduğunu. Helal edin. Helal edin. Gelişmek için öğreniyorum. Şimdi buraya yüzeyde metro durağı yaptım. Ulan? Yer altında olanının üst tarafta olanı başkanım. Ama yer altına bağlayabiliyorum değil mi? Yoksa tramvay olur. Evet olurdu. Evet. Ha tamam. Öbür türlü bir absürt olurdu. Tamam. Yaptık. Şimdi şey yapalım. Raylarını bağlayalım. Bu şeyin oradaki gibi. Fener Stadı'nın orada var ya, Marmaray durağı. Orası gibi. Aaa. Yukarıda. Anladım. Peki ulan be, diğer metro durakları da dadasının, dödüsünün, gıdısının bıcısında ha. Allah'tan tüm arazim. Ulan çok para gidecek ama. Öf, çok para gidecek. Oo, çok para gidecek var ya. Az nasıl çap. Ah, çok para gidecek. Olsun. Merak ettim. Böyle olunca nasıl oluyor? Aa, çok 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 değişik bir lezzet. Tamam, metroyu arada yüzeyde göreceğiz yani arkadaşlar. İlginç. Mesela şu anda tekrar aşağı indi metro. Çok 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 ilginç. Yolun, bak altta da şey, geçit var bir de, çok iyi. Yolun altından şöyle, tabii mantıklı, fiziki olarak mantıklı bir şekilde. Önce hatta bir tık düz gitsin. Bir dakika, bu ne? Önce biraz düz gidecek. Ondan sonra eğim alacak ve böyle dönecek. Neden? Çünkü ben bu işi çözdüm. Açılar önemli. Peki ben bunu neredeki metroya bağlayacağım? Stadın araya mı? Yani veyahut da yeni bir toplu metro hattı yapılabilir. Hepsini birleştirmeden buraya özel gibi mi? Şimdilik ana metro hattına bağlayacağım ki direkt şehre girebilsinler. Ama evet, sonra dediğin gibi hani sanayi bölgesi tarafının ayrı bir metrosu, şeyin ayrı. Bir de tabii hepsini birleştiren metro gene olur. Tamam. Önce şunu bir alnımızın akıyla yapalım sevgili danışmanım Zinki. Ne yaptım lan? Alo. Alo. Şey, nerede? Bura nere? Lan metro, ha burada. Çok korktum ya. Bunu bağlayabileceğim hat bura.
buradan zenginlere bağlarsam çıkışında diğer tarafta bir yerden veririm. Tamam. Tamam, olabilecek minimum giderle yapmamız lazım. Çok pahalı. Sevgili zinci, çok pahalı. Anlatabiliyor muyum? Ha bak. Şekil olarak daha güzel. Dikkatli, şık. İşte ben böyle olsun istemiyorum da hakikaten oval bağlansın istiyorum. Mesela şöyle. İşte öyle değil. Öyle değil. Bok. Böyle dış bükey. Buraya bağlansa ne olur? Olmaz değil mi lan? Saçma olur. Şuraya şöyle bağlasam ne olur dümdüz? Durağa gitmeden. Ama gene saçma olur değil mi? Saçma olur. Durağa bağlamak lazım bunu sonuçta. Ya durağa bağlamamıza gerek yok başkanım ama en yakın durağa gitmesi için bütün yolu dolanması gerekir. Evet. O yüzden durağa bağlamak mantıklı. Ya direkt doğrudan yani, durağa bağlansın. Yani eğer tek bir durağa gidecekse evet. Yani eğer bütün her yeri gezecekse orta bir yola bağlanması mantıklı. Normal bir yola bağlayabilirim canım. Normal bir hatta. Aslında bir şey diyeyim mi? Evet, direkt bağlayabiliriz. Çünkü şeyden, sanayiden ya da gelen turistin zenginler sitesini görmesine gerek yok. Onlar gene stadı bilmem neyi görecekler. Tamam tamam, mantıklı. Şunu direkt şuraya ben çat diye, nah çat diye yaparım. Şöyle dur. Öyle yapsam buradan gidebilir mi ya? Şuraya yapsam. Şöyle yapsam hani bağlarım da böyle dönebilir mi sonra? Ya da şuradan yapsam. Ya bu metro hatları var ya, eskiden çok daha kolaydı ya. Tek durağa bağlayacağım. Evet, evet, evet. Eskiden çok daha kolaydı bu ya. Şimdi affedersiniz, ağzınız sıçmışlar. Çok zor yani. Mesela böyle yaptığımda bu... Abicim şunu... Lan bunun kolay yolu yok mu ya? Buradan sanırım böyle oldu bu. Yani metro çıktı yola, buradan eğimini aldı, futu 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 ta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  gitti. Buradan buraya bağlandı, buradan tık tık tık. Ve buradaki stadın oradaki durağa ulaşıyor. Sonra bunun dönüşünü ayarlamamız lazım. Bunun dönüşü de nereden gerçekleşecek? En yakın organize sanayiden. Hatta organize sanayi değil, başka bir raydan ayrılıp, mesela şuradan ayrılıp, şimdi deneysel gösteriyorum. Direkt düz çiz desem. Organize sanayiden sonra en son birleşim durağı organize sanayi. Oradan sonra diyelim ki ayrılıp papio buraya gelecek. Başkanım bunu... aslında gerek yok o yola. Nasıl gerek yok? Dönüş yoluna gerek yok. Gittiği yoldan geri gelebiliyor. Yok ama ben çift yönlü olsun istiyorum. Takıntım var. İyice şey olsun, verimli olsun. En güzeli olsun. Gönüller bir olsun o yüzden. De başka bildiğim kadarıyla aktarma yapabiliyorlar. Aktarma, aydınlat. Aydınlat. Yani aynı mesela bir durakta inip başka bir yere gitmek için oradan gelen başka bir otobüse binebiliyorlar. Yani gibi hani metroya mesela şey tek gidiş geliş yaptınız dedim, hani iki durak arasında gidip geliyor turist yere, örnek veriyorum. Başka bir yerden metroya binip turist metrosuna giden yerde inip bu metroya binebiliyorlar. Başka bir yerde inip sonra bu metro. Tamam tamam, güzel. Zaten ona güveniyorum ben de. Yalnız benim çok ufak bir sorunum var. Ufak bir sorun değil aslında, bayağı büyük bir sorun. Yani arada geçitler var. Benim mesela bunu aldım, bu metro hattını.
Aradan dümdüz geçirebilir. Oğlum öyle bir ayarlamışız ki yırttık yırttık. Yırttık danışmanım Zinki. Alt geçitlere elleşmeden geçebiliyoruz. Hem de gayet eğimli, güzel. Hani sırıtmayan. Baksana şuna. Evet evet evet. Evet evet evet. Buradan da tek yapmamız gereken şeye bağlanmak. Organize sanayi raylarına. Ama böyle bağlanırsan olmaz işte. Böyle olmaz. Şöyle bağlanmak. Lan dış bükey şerefsiz. Bir kere de anla ya. Senin Allah belanı vermesin ya. Niye hep böyle garip garip bağlanıyor bu ya? Tamam. Öş, ay o fazla oldu. Dümdüz girebiliyor musun? Dümdüz girebiliyor musun? Yok. Yani anladınız değil mi benim derdim? Ben hep şöyle dışa kavis almak istiyorum. Bu hep içe kavis yapıyor bana. Peki, önemli değil. Şuradan. Şimdi buradan çıktı. Buradan bağlantı yoluna girdi. Buradan buraya. Küçük küçük. Peki bir planım daha var. Oğlum dışa dön lan. Lan dışa dön. Dedirtme adamı, dışa dön işte be. Şöyle. Bak 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 bak. Ben döndürürüm köpek. Şöyle. Ay. Tamam. Bu metro yürür. Bu metro yürür. Bu metro bence yürür. Bakalım hatları vermeme, çizmeme izin verecek mi? Hemen başlıyorum. Hattu biru. Buradan başladın. Ne oldu? Ne oldu? İzin vermiyor mu bağlamama hattı? Niye? Sorun nerede? Ne lan sorun nerede? Create new line. Hocam az daha saygılı olsan Recep. Ben mi? Vatandaşa mı? Hangi anlamda? Sevgili başkanım bu tramvay değil ki her koyduğunuz yerde dursun. Duraklarda durması lazım. Tamam. Hayır, durağı tıklamanız lazım. Ha, göstermez onu. Mesela dur o zaman. Ha evet lan, ay çok korktum ha. Ben de diyorum hani sandım, unutmuşum. Masum'la beraber yolu da gösterecek sanıyorum. Ay. Tamam. Evet stop. Bir. Buradan dolan. Dolan baba. İkinci durak. Bura mıydı? Bura. Şeye girmesin. Tokilere girmesin. Tokil işi yok. Stat. Plazalar. Üç. Dört. Oh. Ay bir an çok korktum ya. Vallahi çok 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 kötü kötü korktum. Şimdi gene aynı şeyi yapıyoruz. Hop. Hayır dedim, kabul mü etmedi? Hop oradan. Hop buradan. Hop. Kısa. Peki başkanım, Tokilerden şehir dışına tatile gitmek isteyenler nasıl ulaşacak? Götümü geç aktarma yesinler. Yaparlar. Uçak yaparım ben. E dedin ya aktarma, evet. Ya oraya da ilerletebilirim de çok çok zor lan. Yani biraz şey yapıyor. Biraz sabır. Bazı şeyler oturduktan sonra onlarda. Su var mı? Metronun suyu var mı? Var. Ah o altyapıyı iyi kurmuşum artık. Evet. Ah ölen var. Ana muhalefet partisinden biri daha öldü. Kimse kalmadı daha. Yazık. Vallahi yazık. Gittiler. Gitti muhalefet partisi, gitti. Kimse kalmadı. Berk öldün, çık. Başka ölü var mı? Başka ölü yok. Evet.
Ama tramvay çok iyi ya. Tramvay çok iyi. Tramvay çok iyi. Allah var, iyi çalışıyor. Şu yolla şurayı birleştirecektim, ben onu unutmuşum. Hemen. Gene bir şey var. Bakalım hayırlara vesile olsun. Başka bir tramvay sayısını arttırsak mı, çok şey var. Onunla da ilgileneceğim. Evet evet, onunla da ilgileneceğiz. Ama şimdi önceliği şeye verdim. Bu arada elektrik derdi. Şöyle yapsam çözer herhalde. Bu elektrik verir herhalde buraya ya. Vermezse düşünürüz. Hah. Arada iflas edenler görüyorum. Tamam, bizden biri değil. Çünkü bizden birisi hemen yeni dükkan veriyor. İflas edenin yerini hemen temizliyorum. Hemen. Yerine biri yerleşmesin. Böyle böyle sanayiden aktarma yapacağız. Şimdi de heyecanlı. Az evvel nasıl tramvayı bekledik? Sıra burada. Evet. Al. Allah Allah, bir terslik mi oldu ya? Başkanım, oyunu mu durdurduk zamanı? Allah, araçlar, ağaçlar da akmıyor. Ben de ondan bir terslik olduğunu geç fark ettim biraz, evet. Şeyi tut, 3 ay sonra maç başlıyor. Aha, oh be. Oh be. Şunu görmek için bekliyordum ben. Zamanı durdurmuşum. Ne ara durdurdum lan? Ha, kameraya geçerken. Ha. Dur o zaman, bir daha gelsin tren. Bu tatmin etmedi. Şöyle. Heh. Yani şu şeyin turistlerle dolup taştığını da görmek isterim. Ben buraları ağaçlandıracağım bu arada. Ben buraları ağaçlandıracağım. Bura var ya, hem ticari hem turistik müthiş altyapı. Hop, tren garından geçtin, indin. Metroya bindin. Bak, Ankara'da yok bu. Bu Ankara'da yok. Özel... Evet, İstanbul'da var ama Ankara'da bile yok yani. Hah, söyleyeceğim. Özel turist alanları var bu arada başkanım. Yapacağım. Yani sadece turistler için, gece hayatı, eğlence için. Otel motel gibi mi diyorsun, yoksa bar mekan falan gibi mi? Mekan gibi yerler. Ha onlardan yaparız. Ben bir de böyle parklar, bahçeler, dünya harikaları falan kondurmak istiyorum stadyumun çevresine. Bir de ileride gene deniz kıyısı bir yere hani şey yapalım. Güzel. Şey yapalım. Oteller, kasinolar falan, bak oradan da tren, bak bak bak, o da oraya, anladın? Turistler geliyor mu şimdi? Hemen turistlere bakalım. Mesela kaç turist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yok köpeği sayma 10. Gene 10 turist geldi. Aa, 11. Bir artış var. Bence bir artış var. Yavaş yavaş şey yapacağız burayı. Onların da şimdi metroya geçtiğini görmemiz lazım. Metroya gidin. Arabaya binme. Arabaya binme. Araba yok. Yok yok yok. Araba yok. Metro var. Hah. Aslan parçası. Bak, metroya gidiyor. Sorumluluk sahibi. Bok var, hemen arabaya atlıyorsunuz. Şu kardeşimiz de metroya girsin. Bak bak, görüyor musun tren? Akıyor. Akıyor metro. Çok mu uzak oldu acaba ya? Buradan minik bir geçit mi koysam ben? Metro durağı biraz uzak mı kaldı diyeceğim ama yürüsünler o kadar. Gir içeri, gir metroya.
Gir vatandaş. Bak metro da orada hazır. Bindin, gidiyorsun. Bindin, tak. Gidiyorsun toplu taşıma, beleş. Git metro. Hareketlen metro. Arabayla... Arabaya bindikleri yere koymak çok daha mantıklı olur. Biraz uzak kalmış sanki metro istasyonu. Ama götümü yesinler, affedersin yani. 50 metrede yürü. Bu da olmaz ya. Öyle tembel şeyi de istemiyorum. Üst geçitli koyarım ama. Başkanım, tembel turistler geliyor. Bizim halkımız olsa yürür. İyi, arabaya binsin. Bok, inşallah trafikte çürürler. Bana ne ya? Ha, o kadar da düşünceli başkan değilim ben. Evet, şimdi ayın 6. aydayız. 8. ayda maçımızı da göreceğiz Büyükşehir Belediye'nin. Yatırımlar yaptık. Bakın, ne isterlerse. Beleş toplu taşıma, güvenlik, altyapı yatırımı. Öbür maçta manyak gibi meşaleyle yaktığınız için vandallar olarak yaptığınız ayıp. Bu defa güvenlik tuttuk ve üst geçitten ilk vatandaş taneleri, ilk taraftar taneleri akmaya başladı. Lay 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 lay. İşte Büyükşehir Belediye, işte taraftar. İşte üst geçit, işte hizmet. Kullan, üst geçidi kullan. Aferin, aferin. Ha, kamera yok lan, kendi aç. Tamam, vatandaş stadı doldursun. Dolu tribünlere oynayacağız. Maçı da kazanacağız. Bak, paramız azalıyor ha bu arada. Yani artıyor da azalıyor. Gerçi metro falan yaptık ama normal lan. Metro çok pahalı be arkadaşlar. Aa, bok götürüyor. Nereyi? Hii, doğru, bu yeni sanayi hallederiz deyip bırakmıştım ben. Doğru. Sanayi bok götürüyor. Evet. Bu konuda çözümüm var. Bu konuda şöyle bir çözümüm var. Başkanım, şu şey çökük kısım var ya. Ha. Çökük kısma böyle köprü yapıp köprünün o yer kurulabilen yerlerine yapsak mı çöpü? Ama kokar ya, kötü olmaz mı? Ben de aşağıya uzatırız, yol kenarına koyarız diye düşündüm. Başkanım, zaten sanayi kokar. Ama kim bilir ne plastikçiler şimdi, falan filan vardır orada. Gerçi doğru diyorsun da sanayi bok kokmaz ama yani. Hani lastik kokar, kötü kağıt, selüloz kokar. Çünkü bu arada başka, çok kötü kokar. Ben abi, vaktinde Seka fabrikasının olduğu bir yerde, ki canım Seka o ayrı bir konu da, bir yazlığa gitmiştim, böyle kötü bir koku olamaz. Ama tamam, peki. Analiz şelalemden geçirip deneyeceğim. Şimdi senin dediğini. Bazı evlerin yıkılması gerekiyor. Ama inşaat yaptırmıyor. Evet, bir köprü yol geçiriyor. Yol çekelim. Şu hemen birleştiği yere de bir tane şey de dikey bir şekilde aslında. Daha güzel olur. Yani ortadan ikiye böyle dikey bir şekilde. Ama inşaat yaptırmıyor işte. Hani inşaat karesi çıkmıyor, anladın mı? İnşaaya uygun değil diyor. Sadece bir köprü yapıyor geçit için. Tamam, sen bendesin. Bak, seyrediyorsun. Yine 45 derece. 45 derece çok kritik biliyorsun. Ay, 46 yaptım. Vallahi eyvah eyvah, 46 yaptım. İşte bende de bu huy var. Ver paramı lan. 45 olacak o. Heh. Bir de ayrı bir şekil şükül şeyinde olduğum için. Nasıl ya? Burayı niye yaptırıyor ben anlamıyorum ya. Ha yok, normalde yapılıyor. Tamam. Tamam. Heh. Şimdi buraya bir tane hemen bir çöp yapayım ben. Ve yakıt şeyi anladın sen. Çöp ve yakma merkezi. Bir de yakma merkezi. Hatta sanayi ya, iki tane. Tamam. Tabi buraya elektrik de gerekecek. Elektriğini ve suyunu çekelim hemen. Sevgili başkanım. Hı. Albert Camus hocam
bir okula ismimiz verilir mi demiş. Olur tabii ki. Neden olmasın? Canım hocam. Şimdi 4 megawattlık bir şey çakıyorum buraya. Yeter. 4 megawatt bunlara yeter ya. Çöp sonuçta çalıştıracak. Evet. Burada niye su yok? Şaka yapıyorsun ya. Harbi orası susuz mu kaldı öyle? Al. Evet. Yalnız gelirler azalıyor ha. Emirhan Kefi. Emirhan Kefli. Abi seni seviyoruz. Ya Emirhan. Sana ben kurban olurum. Emirhan. Başkanım altyapı hocası yiyor 9000'i. Şerefsiz. Oha çok. Tek başına 9000 mi yiyor? Evet Emirhan. Hocam. Maç bittikten sonra şey yapıyorum. Emirhan Kefli Sokak. Kovarsanız ama başarının devamı gelmez. İyi de haftada 9000 ne demek oğlum? O olmasa ben yani 22 bin kazanacağım. Evet 22.500 kazanıyorduk. Onu verince düştük buraya. Kardeşim yani bak toplu yani taşımayı beleş yaptığımız için oradan da şey yapamıyoruz, kazanamıyoruz. Başlıyorum. Avrupa'da şehrimizi temsil etsinler. Politikalardan dolayı 9.5. Lan hangi Avrupa? Neyse tamam bir şey demiyorum. Ağzımdan kötü bir laf çıkacak şimdi. Tamam. Neyse paramız var çok şükür. Çok şükür kazanıyoruz. Ama maçı bak şöyle yapalım sevgili danışmanım Zinki var mısın? Maç kazandığı sürece elleşmem. Kaybederse keserim. Tamam. Başkanım bu çok Anadolu takımı taktiği oldu. Biz de Anadolu Büyükşehir Belediyesi'yiz kardeşim. Sen burayı San Francisco mu sandın? Ha? Ya bu ölüleri neden kimse toplamıyor? Burada ısrarla insanlar ölüyor ve kalıyor. Ama burada mezar... Lan. Oğlum ben buraya mezarlık yaptım ya. Var işte. Şu mezar... Tek yön mü lan bu? Safa Özdemir Caddesi tek yön mü? Yok. Anlarız. Tek yön de değil. Kardeşim bu rahmetlileri niye toplamaya yorsunuz siz? Sıkıntılı mısınız lan? Ha? Ruh hastası mısınız? Bari madem oldu olacak inanılmaz bir şey ama hastanenin yanında bir de mezarlık dikelim bari. Artık olsun ya ne diyeyim top bu inşallah toplarsınız. Bu trafik dertlerinin çözülmesi lazım. Bu trafiği acilen çözmem lazım. Bu sanayiyi aktaracağız. Sen ne istiyorsun aslan parçası? Yeterince işçin yok. Senin çöpün birikti. Tamam çöpler toplanacak. Ağlama. Başka herkesin. Çöp kamyonları ne yapıyor? Ha geldi. Ağlamayın lan. Aha geldi işte. Aslan parçaları geldi burada. Yapın koçum. Topla. Memnuniyet. Pıt 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 pıt. Topluyorsun. Topluyorsun. Pıt 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 pıt. Fıt 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 fıt. Çikitap çikitap. Tamam. Buraları da bizimkiler halleder. Oğlum ayıp la. Lan geri dönüşüm merkezinde. Tövbe estağfurullah. Ayıptır, günahtır. Hırsızlık, soygun, itlik, köpeklik peşindeler. Çünkü burada hiç şey yok. Buraya bir ufak polis istasyonu koyalım ya. Her yere hizmet verir. Başkanım. Kanunlarla çöp şeyini biraz azaltabiliriz. Nasıl? Halkın... Geri dönüşümü biraz daha sevk edebiliriz. Güzel. Ama o zaman geri dönüşüm merkezleri de yapmamız lazım tabii değil mi? Yapalım. Aslında pek öyle değil. Yani insanlar daha fazla hani şey gibi düşünün başkanım işte. Camı bir kutuya atıyorlar. İşte plastiği başka bir kutuya, kartonu başka bir kutuya atıyorlar gibi düşünün. Recycle plastik bilmem ne. O şeyin adı ne? Recycling direkt var. Recycling gördüm. Petron'un altında. Tamam. Tamam. Geri dönüşüm doğru düzgün atın arkadaşlar. İnsan olun, insan gibi muamele görün. Tamam. Gene burada rahmetliler var. Nasıl oluyor bilmiyorum ama mezarlık şey yapamıyor yani. Herhalde halleder. Ekiplerimiz halleder diye tahmin ediyorum. Aa, bu ne lan? Elektrik mi gitti ya diyor. Oo, elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Aha. Hydro Power Plant. Hydro. Oğlum bir saati geçmiş. Niye durdurmuyorsun beni? Sevgili danışmanım Zinki. Tamam, önümüzdeki bölümde hem maçı şey yapacağız hem de Hydro Power Plant. Evet.
Lan maç var. Hayır, şimdi yapacağım. Hayır hayır, önümüzdeki bölümü yapacağım. Dur. Düşünüp ona göre. Dur. Pause. Dur. Memleket dur. Memleket stop. Gene hızımı alamadım. Gene aynı şey oldu. Tamam, her şeyi geçin. Sakin sakin. Ne dedik? Bu arada nüfusumuz kaç? Nüfus 31,5. 150-150 artıyor ki yer verdikçe, şu anda yer vermiyorum. Biraz kontrollü büyüyelim diye. Tak diye bir anda ben bunu 40.000'e sıçratırım. Gelirlerimiz berbat. 10.000'e kadar düştü. Maç başlayacak yakında. Görüyorsunuz taraftarlar doluyor. Büyükşehir Belediye maçına çıkacak. Hep beraber izleyeceğiz. Ulan ne güzel metro. Ne güzel üst geçit yapmışım be. Evet. Trafik derdi çözülecek. Güneye doğru büyüteceğiz dedik. Büyüttük, böyle değişik bir yol şeklinde. Değişik bir sanayi tarzı kullanacağım. Tren yolu olaylarına girdik. Adım adım şu çöpü boku da hallettik mi? Adım adım medeniyete doğru devam ediyoruz. Evet. Evet evet, olur bu iş. Şehrin son hali şöyle görün. Bu güzide şey. O sanayi yavaş yavaş güney tarafına taşınacak. Bizde söz senettir. Bizde hizmet esastır. Vatandaş. Sevgili YouTube, sevgili Facebook, bu bölümü bitiriyoruz. Daha devam ediyoruz ama merak etmeyiniz.